kadar şey videoları görmedim orada. Ne çekmesi abi, kim çekmesi? Ama ben dün aradılar, biz dediler o civardan bizi arayanlar olduğunda köylülerden bahsediyor. Buraya koyuvermişlerdi bizi. Buradan akıyor. Zaten ilk cezaevi yapıldı ya. Senin ben mi bırakacağım? Bu yeri biraz ekşidir ama. Ekşi olduğu için zaten. Bu zor dedin ya. Bundaki yok ya Medar, bir şey bundan baksana. Bu köyün sakinlerinden, yaklaşık doğdum büyüdüm. 50 yaşındayım, 50 yıldır beri buradayım. Yaklaşık 38-40 seneden beri cezaevi yapılmış. 40 senelik cezaevi, bu kanalizasyon sorunuyla uğraşıyoruz. Bu yıllardan beri bahçemizden bu gördüğünüz dereden aşağı geliyordu. Değerli büyüğümüz Sayın Şükrü Yürür tarafından yol kenarı sıra büz döşenerek getirilen ve köprünün dibine bırakılan büzler, kanalizasyon buraya akıyor. Fazlalık gelen atık da büz almadığı sürece yine bahçemizden aşağı pislik akıyor. Bu yıllardan beri böyle. Buna bir çözüm bulunamadı. Değerli yetkililerden çözüm istedik. Çözüme ulaşamıyoruz. O büyükşehir atıyor. Büyükşehir Ünye Belediyesi diyor. Bu sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Şimdi burayı imara açtılar. Uygulama geçirdiler. Değerli yetkililere soruyorum. 10 kat, 15 kat ruhsat verilen yerde kanalizasyonu yine denize mi akacak? Verilirken bunlar hiç düşünülmedi mi? Bir cezaevinin sorunu çözülmedi. Bu yapılan binaların sorunu nasıl çözülecek? Burada rant mı var? Niye 10 kat binaya döndü? Bunların soruları muallak tabii ki. Yetkililerden bir an önce buranın çözüme ulaşmasını istiyoruz.